Çok teşekkür ederim, çok mersi. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Pınar. Hemen yanıma alıyorum seni ve Serdar'la başlamak istiyorum eğer izin verirse diğer jüri üyelerimiz de. Buyurun. Benim çok kıymetli bir şarkım bu. Ebru Gündeş Hanımefendi ile biz Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnesinde bunu birlikte düet yapmıştık. Gözlerim hala o günü hatırlayınca dolar. Bülent Ersoy da der ki Ebru o küçücük sesten dev küçücük cüsseden dev bir ses çıkar der. Hakikaten Ebru Gündeş gibi bunu kimse yorumlayamaz, ben dahil. Zaten okuduğu eserlerde son noktadır. Evet, son nokta gerçekten. Son nokta olanlardan bir tanesi. Buradan İbrahim Ebru Gündeş ekran başındaysa ona Sibel'den. Saygı. Evet, Sibel de böyle. Yani çok. Bunlar çok sağlam kadınlar. Kadınlar ama Orhan neydi? İbrahim değil tabii onlar da. İbrahim abimin de hakikaten her dakika adını anmamız lazım. Orhan Baba da buradayken. Evet. Onun tekrar sesini duymak İbrahim'siz istiyoruz. Olmaz. Olmaz. İbrahim abinin sesini duymak istiyoruz. Özledik, çok özledik. Sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Aman Allah sağlık versin evet, de. Evet, o kadar. Bırak olmaya Allah devlet aşkına. Cihanda bir nebze. Bir nefes sıhhat gibi. Evet, bir nefes sıhhat gibi. Şimdi şeye gelince, ben hep hani bir şey buldu arıyor diyecekler. Şarkı benim göz bebeğim. Yazarken ağladığım bir şarkıydı bu. En sevdiğim Uşak şarkılardan biri. Yanlış ton seçilmiş. İnşallah gene bana katılırlar mı bilmem hocalar. Yani mesela bana şimdi sol karar verseler batı bir sol alabilir miyim? Hayır, çok onlar şey için yaptılar. Mesela, pike çıksın diye yaptınız ama şarkının başını yediniz. Mesela bak şarkının şurasını. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek gibi testten okusaydın ve Bülent Hanım'ın şimdi ikaz ettiği gibi kalbim yıllar geçse de burada dike vursaydın hiç kendini öyle zorlamayacaktın. Bilsem ki diye çığlık atmayacaktın. Biz böyle zevkle dinleyecektik. Ne olur kulağına küpe olsun. Seçeceğin şarkılarda meyanı ya da röfleğini ya da korusu ya da nakaratı ne diyorsan çok dik seçme. Biz bir buçuk ses, iki ses aşağı seç. Bütün şarkıyı ona göre kur. Vallahi daha lezzetli gelecek. Yani illa bağırmak, güzel şarkı okumak değil. Bilsem ki bir daha. Nakaratta keşke öyle olsaydı. Sırf o yüzden 9, harikasın. Bu arada, özür dilerim söz. Alkışınızı kesmiş gibi olmayayım. Onur'un da söylememi rica ettiği bir şey var. Hasta olduğu için sanırım prova yapmakta sıkıntı evet, yaşamışlar. Biz ve şu anda normalde da zaten aynı sizin dediğiniz şekilde ayarlamıştık. Fakat gerçekten şu anda da iğneyle buradayım. Sahnede. İğnelerle şu anda ayaktayım. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. O zaman 10 mu vereyim hocam? 9 dediyseniz. Hastalı olduğu için 10 vereyim yani mi? Yani tabii Allah'tan gelen. Onu peki... sayın şef, kalk oğlum ayağa. Onun da ayakta durduğu belli değil. Ne biçim şey bu be? Dinle. Şimdi normalde sesi iyiyken bunu bir ton yukarıdan mı okuyordu? Peki o zaman ver tam numarayı. Ona çıkarttık. Evet, abi, tamam. 10 puan veriyorum şarkıya. Teşekkürler. Demet, sen bir şey söylemek ister misin? Ay haftaya kalırsan Allah aşkına şu saçını başını değiştir. Çok kötü o saç. O takılar da öyle. Değil mi Bülent Hanım? Yalnız bu arada dikkatiniz muhakkak ki çekmiştir. Bu hafta bütün şu ana kadarki yarışmacılar ne kadar şıklar. Evet. Osman Tan Erkır yine olaya el atmış. Büyüklüğünü gösterdi. O ayrıcalığını ne yaptı, ne etti, imzasını bastı. Helal olsun benim sevgili patronuma. O da şu anda çok büyük keyif almıştır herhalde bu iltifatınızdan dolayı. Demet'le devam edebilir miyim? Yok, benim eleştirim bu kadar yani. Tamam. Bilmiyorum, puana tabii arkadaş torpilini göz önünde bulunduracağım. Saçlar. Evet ya, o bant beni benden yani aldı. Ben ay de bakamadım sana. İnanın ama ne yapalım, öyle oldu artık haftaya. Bir arada oluyor bunlar, zaten. Bunlar evet değişecek zaten, renk falan da değişecek diye düşünüyoruz. Niye? Yani hem
İmaj Bey kırımı öyle söylüyor. İmaj Bey peki. Bakalım haftaya nasıl çıkacak? Sarışınlık çok zor. Yani çok artist saçı ama normal zamanda çok kullanamazsın. Ben 2-3 sene öyle gezdim, fenalık geldi ama sana yakışıyordu, o bantı falan takma kurban olayım ne olur. Sarışınsın, sarısın. Sarıydı güzel. Falandı. Öyle bir de atasözü ne söylemeyeyim burada. Notunuz nedir Demet Hanım? Notum. Ay bu da böyle öf, evde çok temizlik yaptığım belli oluyor galiba. Sil yaz, sil yaz burada şey oldum. Orhan yazayım Baba mi? Söz alacak. Ha. Notunuzu verin. Ama çok merak ettim. Yalan, ben... yemin et. Çok merak ettim, evet. Önümüzdeki albüme bir şey çıkar mı ona göre? Ve Demet Akalın'ın notu 9. Yoksa 7,5 puan geldi. Evet, 9. Orhan Baba. Hocam siz... Ben mi? Evet. Sıra bana mı geldi? Eğer isterseniz yani, tabii ki. Tabii. Teşekkür ederim. O geçen hafta da çok iyiydi zaten. Rahatsızmış. Rahatsız olmasa mutlaka hiçbir eksiği olmayacak. Bugün de yok denebilir. ve biz dikkat ederseniz bayağı ciddi notlar veriyoruz çocuklara ve hak ediyorlar ki veriyoruz. Keyfimizden de vermiyoruz ama gerçekten de hak ediyorlar. Çok iyiler. Tebrik ediyorum. Kendisi çok iyi yorumcu. Geçen hafta bunu anlattı zaten. Yine de küçük ufak tefek bir iki şey var. Olabilir. Ben yavrum 9 veriyorum sana. Sen güzel. Daha iyi olacaksın. Her zaman iyisin. Sağ ol. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol. Şu an 28 puanı var. Ben size 8 verecektim. Fakat evet hasta. Allah düşmanımı dahi bu konumda böyle sahnede mahcup etmesin. Çok hocam, zor bir şeydir. Hocam sözünüzü kestim. Ben dünden beri ağlıyorum. Neden? Sizin önünüzde icra edebilecek miyim? Süheyla hocam da kendisi de şahit. O kadar moralim bozuldu ki iğneler, ben, ilaçlar. İnanın, ben hissediyorum. İnanın yani. Ve efendim sizin bunu sağlıklı olduğunuz vakit gayet güzel bir şekilde yapacağınızdan da emin olduğum için 9 veriyorum ben de. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ ol. Çünkü bestekarı da zaten öyle verdiniz değil mi? Tamam. Ama sonra 10 olmuştu Serdar Bey. 10 veriyorum. Evet, ben. Lütfen on, yani. Tamam. Yaptın mı? 10 yaptın mı? Sesi tabii yaptıştınız. Doğru. Ha, yap, evet, yap, evet. Yap günah. 19-9-9 gayet iyi bir ortalama. Tebrikler. Aynen öyle. Çok iyi bir puanla veda edeceğiz alkışlarınızla. Bir şey söyle. Peki. Evet, evet. Hepsi selam ediyor. Bakalım. Aynen. Tamam, çünkü peki. Gerçekten kırılıyorlar bize de. Tabii eminim. Sakaryalıyım ben. Oradan da arkadaşlarım geldi. Sakarya'ya. Keşan'da eniştem var ona ve Düzce'ye sevgilerimi yolluyorum gerçekten. Beni destekleyen desteklemeyen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok. Efendim buyurun. Şunu söylemeyi unuttum. Buyurun. Serdar'ı tebrik ediyorum. Serdar'ı herkes pop sanatçısı olarak tanır. Şu anki yapmış olduğu notlar tam Alaturka notlar. Ve bestesi çok güzel bir uşak makamı. Harika ve kalıcı da olan bir beste. Evet. Ve kalacak da klasik de olacak. Tescilli zaten. O öyle sağ bir yapıda var. Seni tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. 10 sene önce yazılmış şarkı. Seni tebrik ediyorum. Ne zaman yazılırsa yazılsın. Yani duygularının yani yoğunluğunu anlıyoruz. Bu arada o kadar güzel Alaturka sesleri, o kadar güzel makamları kullanabilmesi takdire şayan. Hakikaten. Ablam sağ ol, Allah razı olsun. Canım benim. Bu arada Yıldırım Gürses'in oğlu Beyazıt'ı gördüm kanyonda. Orhan Baba'nın yaptığı gibi tribüte bir albüm yapmak istiyorum. Babamın rahmetlinin bütün eserlerini topladım. 400 eserden 40 eser seçtik. Orhan Baba'nın yolundan gideceğim. Bir sorar mısın Orhan Baba ne düşünür dedi Yıldırım Gürses'in oğlu. Yıldırım Gürses'e yakışır. O harika üst düzeyde bir müzisyendi. Yakışır, çok güzel besteleri çok vardı. Çok iyi bir yorumcuydu. Benim de çok eski bir arkadaşımdı. Çok iyi düşünmüş. Oğlu yakışır. Yakışır. Çok güzel besteleri var. Annesi de sanatkardır. Aynen. İstanbul Radyosu'ndaydı. Yıldırım Gürses. Onlar çok kıymetli bir ailedir. Musiki adına. Pardon canım. Rica ederim. Yıldırım Gürses bizim gurur duyduğumuz sanatçılarımızın açıdan. En başına gelenlerden. Dünya şekeri bir adam. Harika. Rahmet eylesin. Değil harika. Kadar kaliteli. Efendim çok efendim
doğru ve de efendim son derece musikiyi çok çok iyi bilen, çok çok iyi icra eden ve de şu andaki o seslerin armonisini o 20 sene önce, 30 sene önce yapan tabii onun için Yıldırım 50 Gürses. 50 sene önce, 45 sene öncesinde hatta. Yani 45. Işte. Ona bir benzerliğimiz çok, daha vardı evet. Müziğin haricinde. İkimiz de badiciydik. Yani halterciydik. Allah rahmet eylesin. Orhan Baba halterle uğraştı biliyorsunuz yıllarca. Hala evet. Da aynı vücut canım kalmış benim. Yani. Allah rahmet eylesin. Eşine de sevgiler. Orhan Baba, çok özür dilerim Bülent Hanım. Mike Tyson, bak boksör. Şu an çıksan bunu hadi toplayalım diyor. Bak toplayalım evet, evet, yazı evet. Osman Tan yazmış. Bir sonraki yarışmacıya geç.